Sorun bitti mi? Abdullah, soru bitti mi sorun? Alo. Sizin ses gitmiyor galiba abi. Modemin uzaktaysa çekmeyebilir, kesinti yapar. Yok, ben telefonu kapatmış, yok kapatmamışım. Eğer sesim gidiyorsa, neyse açılırsa söylerim, cevabını söylerim. Evet, buradayım abi, geldim. Sesi niye Kopuk oldu. öyle mi ha? Şey gitti, internet gitti. Şu anda dışarıdayım da. Birincisi, bilmediğin şey de dinde yoktur deme. Onu isabet etsen bile haramdır. Deme yani. Araştırdın mı ki diyorsun dinde yoktur? Deme. Buna alışacağız. Bilmediğini bilmiyorum de. Dinde yoktur deme. Baktın mı? Bakmadın. Ya biraz biliyorum. O zaman niye biliyorsan sormayacaksın. Sitem değil, bilmediğine bilmiyor. Ben derste diyorum, bilmiyorum. Biyoenerji kişilerde var olan, normalin üstünde olan enerji, bu enerji ismi değişik. Biyolojik enerji. Bu daha çok bu işi yapan, şu andaki piyasada yapanların cinnidir. Yakinen biliyorum, ilmen biliyorum. 155 Emir Dağı'nda geçiyor. Başka çapını biz derler. Biz cinlerle işimiz yok. Şehitlerle irtibatlıyız. Küllü menyala. Şehitler senin oraya mı gelecek? Senin gibi adama. Bunu nerede geçiyor? 155 Emir Dağı'nda söylüyor. Ey Geylani'nin ruhu! Biyoenerjinin bir deyişi. Oysa gelen diyor masaya, Müslüman cini değil bile değil, kafir cinidir. İnsan zina yapması, içki içmesi, kumar oynaması, adamı öldürmesi nasıl bir haramsa, cinlerin de insan bedenine girmesi böyle haramdır. Tamam. Cinlerin de böyle dolayısıyla girmiş. Bu Müslüman cinni değildir. Peki biyoenerji, başka bir enerji çeşidi var mı yani, bedensel enerji? Var. İman nurdur, hem kuvvettir. İman. İmani kamil ise buna zaten tevessül etmez. Ben böyle bir şey olduğunu Halil İbrahim girmiş midir Almanya'dan, Augsburg'dan? Çünkü Mecul'de onu da yazmıştım. Niye söylüyorum? Halil İbrahim şahitti. Şu anda belki girmişti, bilmiyorum. Biyoenerjici birisi gelmişti. Ben de Augsburg'daydım. Onun evinde çay içmeye gelmiştim. Oraya geldi. Stuttgart'tan geldi biyoenerjici. Ondan sonra güldüm. Bu doktora bununla tedavi yapıyor ve para alıyor. Ama kendisi duman olmuş. Sonra dedim ki, iyi dedim. O zaman aktiftik, gençtik vesaire. Ama 2015'ten sonra böyle bir şeyimiz yok. Sakın kimse böyle bir şey tevessül etmesin. Hiç işim yok ya. Dedim ki ben ona, Halil İbrahim şeyse devreye girebilir. Bu girmişse 9 demiştik de onun için girmemiş olabilir. Dedim ki ben seni bir okuyayım. Alman ha bu. Alman doktoru. Biyonejici. Alman doktor. Bir daha söylüyorum. 3 defa söylüyorum. Halil İbrahim Şahit. Ben bir okuyayım dedim. Bakayım bir enerjim var. Çünkü kendisi rahatsız ya. Okudum, başladı bağırmaya, ağız burun böyle köpük atmaya, tutulamıyor. Okuyorum ya, bir şey yaptığım yok. Ağızdan köpük akıyor. Neyse, zorla okudum. Bitti. Sonra ben Hasan Hoca'ya küsüm dedi. Bir hafta sonra, 2 hafta sonra. Ben dedim ki ha, bunu okudum, daha sende bu olmaz dedim. Bu erva habiseydi.
Sen Müslüman olmadan önce bu işe başladın. Dolayısıyla sendeki bu dedim kafirdi. Bir daha yapsan tesir etmez. Yapma. Ne yapayım dedi. Postacılık yap. Dedim ona. Veya domates sat. Yani geçineceğim diye insanların pisliği niye alıyorsun? Hacamat yapmak, sülük yapmak. Bu da insanların üzerine alıyor. Sonra dedim ki bak beni sonra göremezsin. Yapma. Bitti. Ya tesir etmez mi şimdi benim biyoenerjim dedi. Biyoenerjin kalmadı ki. İyi dedi. Çekip gitti. Sonra bir iki hafta sonra haber geldi. Hasan Hoca'dan nefret ediyorum. Küstüm diyor. Konuşmuyor abi. Benim biyoenerjimi aldı. Çaldı kendisi kullanacak diyor. Ulan senin pisliğini ben çöpüme atmam. Dershanenin çöpüne. O ondan sonra o özelliği gitti. Bu şu anda piyasada olanlar biyoenerji dedikleri cinnidir. Cin enerji gönderiyor. Cini hastaları tutamazsınız ya 3-4 kişi. Olur. Peki doğrusu yok mu? Yani bedensel enerji, bedenden çıkan güç o da iyilerde imanın kemalatında 3 tane vasfı varsa kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulviye, kuvve-i manevi varsa dolu dizgin olur. O okur. Okumanın çeşitlilikleri gıyaben dua eder. Suya okursun su içer gider. Tesir o kadar düşük olur. Karşında olur. Nefes olur. Bunu eskiden nefes üfürükçüler derlerdi. Gidin Japonlara sorun. Öfürmenin suyu nasıl değiştirdiğini bilimsel İzahını Japonlardan videoyu da dinlersiniz. Adamlar 7 sene saklamışlar bu tespitlerini. İyi veya kötü bunun hani ben onların lisanı şöyle diyeyim. Güzel şeyler söyledik diyor. Şarkı türkü söylemiş. Suyun yanında öfledik diyor. Su değişti. 9'da başlayacağız hem sorunuza cevap vereyim. Bunun yanında diyor galiz yani küfür etmişler. Suya öfledik. Su diyor 5 saat eksi 5 derecede dondurduk. YouTube'da var bu video. Bana dinlettirmişlerdi de. Yanında şarkı türkü, Kur'an'da değil ha. Şarkı türkü, iyi sözler, ben seni seviyorum. Ben iyiyim, çok iyiyim. Bugün moralim çok iyi. Dedin. Bu donmuş 5 saat eksi 5 derecede donan suda kristalleri beyaz, saydam, daha geniş. Olmuş, gözüküyor. Büyüteçle bakmışlar. Suyun yanında küfür etmişler, hakaret etmişler, galis tabirler kullanmışlar. Hücreleri daha donuk, içe kapalı ve kahverengi olduğunu. Suyu böyle etkiliyor. O da su dışarıda. Benim içimde değil, nefesimde. Peki vücudun kaçta kaçı sudur? %76 değil mi? 4/3'ü. Hariçteki suyu. Yanında güzel şey söyledim, kötü şey söyledim, su değişirse, suda olan, suyun üzerinde olan ben, doğruyu veya kötüyü düşünsem ben ne olurum? Yani sima değişmiyor mu insanın? Sima değişiyor. Yani namaz kılanı, oruç tutanı vesaire siması değişiyor. Su değişiyor ki, görüntü değişiyor. Asabi olanı vesairesi değişiyor. Şimdi iman kamil olursa, kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulviye, kuvve-i maneviye olursa atom gibi vurur, darmadağın eder. Darmadağın eder. Mesela benim huruf-u mukatta hocam var ya hafız, huruf-u mukatta sırf onun için kaç sene ders aldım. Elif, la, mim, elif, la, ra, ha, mim, ta, sin gibi huruf-u mukata. Onu çekmek zordur. Yani fe harfini yapmak mesela. Zaman harfidir. Kaf. Ara vermedi bak. Kaf. Vel Kur'anil mecid.
pansumanlı değilim şu anda da. Şimdi ben orada şahidim. Orada okurken bir hastası gelmişti. Patlattı, duman etti hastanın şeyini. Ervah habesiz cini. Bileceğimiz gibi toparlıyorum. Bir, bilmediğimiz dini konularda bilmiyor. İki, biyoenerji iki çeşittir. Yaşantıyla bellidir. Bu insan takvalı yaşıyorsa onun donanımında, okuduğunda, konuşmasında tesirlidir. Karşı yetkiler. Etkiler, etkilenir. İster istemez etkilenir. Dolu doludur böyle. Yaşantısında din yoksa, ben biyoenerjiciyim diyorsa cindir. Yani şu anda Avrupa'da biyoenerji seansları yapılıyor. Mesela yugolar yapılır. Hindistan'da Buda, Shakyamuni Buda. O yugolar yapılır. Bunlar cinlidir. Yani böylelikle cin çağırma seanslarıdır. Geliyor, senin sinirin etkiler, rahatlama olur. Beden iki şekilde etkilenir. Ya şeytanlar sana rahatlık verir veya iman. Tamam. Oldu mu bilmiyorum. Başka sorusu olan herhalde 9'da... Abi kusura bakmayın, soracağım ben. Sor. Ne okudunuz abi, ben Stuttgart Almanya'daki o adama? Uruf mukata direkt yapsam duman olurdu, anladım. Çünkü patlar, kaldıramaz. Kalbi, hafız dedi ki kalbi durur dedi. Bir anda yükledim çünkü ben küfre çok gayzliyim. Bir de o alemi iyi bildiğim için böyle nereye ne vurduğunu biliyorum böyle. Hiç affetmiyor yani böyle. O alemi biliyorum böyle. Elif. Elif, la, mim, elif, lam, ra, elif, la, mim, sad, da, ha, da, sin, da, sin, mim, ha, mim, kafa, ya, insad, nun, vel kalemi, ve, mas, ve maesturun, sad, vel kur'ani, zikr, kaf, vel kur'anin, mecid, yasin, vel kur'an, rakim. Yasin de üç çeşit okunuyor. Huruf-u mukatta. Ne diyor bir kadın? Aa, evet. Şeyde, mektubatta uza denilen kardeş yazdı. Bakayım niye çıkmadı. Uzza denilen sanemi tahrip ettikleri vakit siyah bir kadın şeklinde o sanem içinde bir cinliğe çıktı. O adamları ben çok iyi biliyorum. Yani çok iyi derken böyle denk geldim. Şunu da anlatayım size de şefk olur. Yani kar olan şeyleri anlatacağım size. 2004'te imamım. Kuksa Efendi. Bir Arnavut geldi. İmamsın demek Avrupa'da. Bu Türkiye gibi düşünmeyin. Bir konsolosluk bir de sensin. Bütün insanların ihtiyacını gidereceksin demek. O donanımla gideceksin. Yoksa gitme. Ben bunu bilmiyordum. Ben sana vaaz edeceğim. Teravih herkes kıldırır. Teravih kıldırmak, kutbeye çıkmak için iyi. Onlara sohbet edeceksin. Dolayısıyla böyle birileri gelmişti. Bakın 2015'ten sonra tamamen bakın. Allah için söylüyorum, tamamen sakın gönderene de fırça atıyorum, gelene de. Benim işim yok. Ben ilmini anlatırım. Ama anlatıyorum. Daha ne istiyorsun benden? Ben bu işe fiilen bakmıyorum. Ama ilmini anlatıyorum size. Dedi ki ben kolu bir tanesini anlatayım. Kolu kesik. Ve ötekisini mi anlatayım? Ötekisini anlatayım. Kolu kesik olduğu halde eli kaşınıyor. Olmayan eli. O da onlar yapıyor. Olmayan kolu. Kolu kesilmiş. Kolu kaşınıyor. Ne yapacaksın? Ya, şimdi ya müdahale ediliyor. Neyse ben ilk defa rastladım bir şeyi. Geldiler dedim ki ben kardeşim bu işten anlamam. 2004 kaç sene olmuş. Dedi ki çok ağrıma gitti. Ki papaza mı gidelim dedi. Sen o zaman niye geldin dedi buraya. Arnavut tuttu. Tevbe estağfurullah. Ne yap? O zaman da cep telefonu yok yani. Cep telefonu. Neyse camen birisinde telefon doğru hafıza Rize'ye telefon ettim. İşin uzmanı. Hafız dedim. Hafız diye hitap ediyorum hocama. Hafız dedim. Böyle birileri gibi ben ne yapayım dedim ya.
Lazca dedi ki, yani uslubuyla, o ki ihlasın var, bir ihlas oku yeter. O ki ihlasın yok, tüm Kur'an oku faydası yok. Ama dedi, seni ben okuttum dedi, tebarek oku. Tebarekellezi biyedil mülk. Bak orada bitiyor. Mülk. Ve huve ala külli şeyin kadir. Okumaya başladım. Ne bileyim böyle olacak. Okuyun. Ha hep atladım ya. Tesiri uzaktan duadır. Nefestir, sudur. Ama 19. mektup da hep temaslıdır. Hazreti Ali, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, gene buna geleceğim. Unuttum da bunu tamamlayayım. Hazreti Peygamber'e konuşamayan bir çocuk geldi. Ne yaptı? Peygamber ne yaptı ona? 19. mektuptan söylüyorum. Göğsüne elini koydu. Niye okumadı? Okudu ama elini göğsüne koydu. Hıyar gibi bir şey çıkarttı. Ben gaybden bahsetmiyorum ya. Siz bildiğiniz Risale'de bahsediyorum. Hazreti Ali'nin karnı ağrıyordu. Ne yaptı? Ayağını dokundu. Acı su vardı kuyuda. Gene fiziksel temas. Ağzına su aldı, o suyu döktü. Su yoktu, kuraklık, fiziksel temas. Dökün dedi suyu. Parmağından döktüler, o devam etti. Bütün dualarında fiziksel temas vardır. Hepsinde. Ağacı git de dalından çek dedi, fiziksel temas. Kadına, hayasız kadına lokmayı verdi. En hayalı kadın oldu, fiziksel temas, hep temas. Koyacaksın elin ama yapan ele koydun bir yerine temas ettin mi? İki vücut tek vücut oluyor ona göre. Yani kuvve-i kutsiye, kuvve-i lüve, kuvve-i maneviye varsa. Abi okumayacak mıyız? Kapıyı akşam kapattın mı abi? Evde kim varsa içeride birbirlerini okuyabilirler, bir zararı yok. Ama evin dışında olanlara okumayacaksın. Sıçrar sana. Okumayacaksın. Sonra evin için bir daha söylüyorum. Kapıyı kapattınız. Evin içinde kim kaldı? Çocuklar birbirlerini okuyabilirler. Hiçbir zarar olmaz. Ama dışarıda kimse okumayacaksın. Meşgul olma kardeşim. İfrat-ı şefkat maraz getirir. 77 Kastamonu. İfrat-ı şefkat marazi ruhi sakami kalbidir diyor. Kalp hastalığı yapma. Senin işin değil, benim işim değil. Bizim ilmini anlatırız o kadar. Şimdi anlatacağım şu. Geldi o hasta bu şekilde 2004. Tebarekellezi biyedil mülk ve huve ala külli şeyin kadir. Okumaya başladı. Hop bayıldı. Ama temaslı. Bırak beni. Bırak. İlk defa rastlayınca başkası konuşuyor ağzını. Korkmayın bunlar ya. Bu ilmi şeyler. Çok basit. Ya Kur'an'ın tesirine bakın. Oraya odaklanmayın o mevzuya. Kur'an'a bakın ya. Devre dişi oldu. Adam devreye girdi. O devre dişi. Bırak beni. Kimsin dedim. Sadakallahul azim. Ve sirru kavlekum evi cerhubih. İnnehu alimun bizatin sudur. Ela ya'lemu men halak ve huve latiful habir. Kimsin dedim. Bırak beni. Nerede girdin? Banyoda böyle girdim. Böyle yaparken ben girdim dedi. Şimdi bunu niye anlattım? Size lazım olanı geliyorum. Benden korkuyor musun dedim. İlk önce ben korktum tabii yani. Korktum derken ömrümde ilk defa bırak beni deyince öyle ama korkmamış gibi davrandık yani. Sonra baktım ki benden korkuyor. İşte o psikoloji dersleri böyle yazılmış. Senden korkandan korkmayacaksın. Böyle yaşadığım şeyi söylüyorum. Benden korkuyor musun? Hem korkuyorum hem korkmuyorum. Korktuğun taraf ne, hangi korkmuyorsun? Demem dedi. Elimi koydum okuyorum dedim. Tamam okuma diyeceğim dedi. Senin beyaz sütünün zayıf, o tarafından korkmuyorum. Kırmızı sütünün kuvvetli, ondan korkuyor.
Beyaz sütün ne, kırmızı sütün ne? Beyaz okuduğun Kur'an dedi. O zaman da hani cemaat cüz dağıtıyorlardı ya, cüz. Haftada bir cüz okunuyordu. Ben de haftada bir cüz okuyordum. Haftada bir cüz. O Kur'an'ın zayıf dedi. Haftada bir okuyorsun, fazla kuvvetli değil dedi. Korkmuyorum o beyaz sütününden dedi. Güçlü olsa ne yapar dedim. 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, tek sayı 33, 99, daire gibi çap, yarı çap arasında okuduğun Kur'an'a göre dolaşırken, konuşurken, hitap okurken hep duman edersin. Yakıp yıkarsın oraları. Sen mesela bir yere gidiyorsun değil mi? Abdullah sorduğuna göre şu tut karttan bir yere gidiyorsun. Cüz mü okudun o gün? Abdullah, o enerjine göre çap, daire düşün. Bir metre yarı çapında, 3 metre yarı çapında, 5 metre yarı, duman ediyor. Oraya hiçbir şey yapamaz, barınamaz. Hem kaçarlar. Çünkü enerji sütünü geliyor üzerine heyelan gibi. Bu tarafından korkmuyorum dedi. Çünkü zayıfsın dedi. Oy. Kırmızı sütününden korkuyoruz dedi. Kırmızı sütün ne dedin? O pis kitabı ağzıma almam dedi. Ulan alçak seni. Risale-i Nur'u diyor. Ondan korkuyor. Peki o ne yapar dedim. Aklımızı alır, bizi divane eder. Yani aklı darmadağın ediyormuş. Bakırköylük daha akıl bu gelmiyormuş. Deli oluyormuş. Onun için 754-756 şualarda ustad söylüyor. Asay Musa, hoşuna mı bak, bir kitapla indim. Bak, şey burada mı Mehmet Su, niye şualar gene elinde diyecek. Mehmet burada mı Mehmet? Keşke orada olsaydı bak. Kaç demiştik? 756, 744 mu ya? 744 olacak ya. Yanlış mı söyledik? Dur bakayım. Sayfayı bulalım çünkü sonra kardeşler arayacak. Ha 746. 746, 744. Okuyorum bakın. Göstereyim. Eyvah. Bak. Şurada. Okuyayım. Asay Musa gibi dalaletlerin bütün manevi sihirlerin iptal edebilen bir mahiyette bulunan. Şimdi 44 okuyorum. Asay Musa gibi dalaletin ve şirkin sihirlerini iptal edebilen. Şimdi senin dedi kırmızı sütününden korkuyoruz. Ne yapıyor dedim. Aklımızı alıyor. Ben tabii kesince dedim aklın geliyor mu? Daha gelmiyor dedi. Onun için kırmızı sütünün olunca dedi. Ne oluyor dedim ben yürünce. Yürüyünce dedi oralarda bulunan ya kaçışacak giderken ya da aklı gidecek. O zaman dedim ki şer hayra nasıl hizmet ediyor. Bundan sonra ben her gün en az bir cüz okumasam ben insan değilim. Şey olmasın, teşvik olsun diye söyleyeceğim. Bir sene bu inadımdan, bu tahrikten dolayı bir senede her gün 3 cüz okudum o zaman. Şimdi her gün bir cüz okuyorum. Diyelim ki bir işim oldu, anlatıyorum bir dershaneye gittik, bir şey seyahat ettik, şey yapalım. Fırsat bulamadım. Ertesi gün 2 cüz okuyorum. Yani her gün bir cüz okuyorum. Yoksa ayakta duramam. Şimdi ne okudun dedi. Eğer Kur'an harfleri çekirdektir, Risale-i Nur onun hakikati olduğu için ağaç gibidir. Bil fiildir. Her gün böyle evradın olursa tamam bir cüz okuyamazsın. 3 sayfa oku. Her gün. Veya Hizbul Kur'an'dan oku. Bir de 5-10 dakika Risale oku. Hiçbir şey olmaz. Abi gene sıkıntılıyım. O zaman doktora gideceksin. Dopamin maddesi, serotonin maddesi. Ne eksik, bir şey eksik. Veya
Damarında bir daralma olabilir, ateş olabilir. Tamam. Hizbul Kur'an oku. Ama durup dururken sinirlenmek, asabi olmak, moral bozukluğu biyolojik değil. Biyolojik daimidir. Gece sıkıntınla gündüz sıkıntın değişiyorsa ervah habiseyle alakalıdır. Yani çok bunu aspirin diye kendimi kötü hissediyorum diye mi dersler vardı. Yayında var yani. Bakın hani gece benim, gündüz de benim. Niye gece ve gündüz psikolojim bozuk? Ha, biyolojik değil ya. Yani. Adım gibi biliyorum. Ya bu kadar benim mesela o kadar sırtımda sıkıntı var ki o kadar derse ta Yunanistan'dan Almanya kadar, İsviçre'ye kadar her tarafla. Buna şimdi bu kadar sıkıntı olur. Bir aile geçindirecek. Biz kendinle meşgulsun. Bu kadar sıkıntı var. Ben bugün mesela Arnavutköy'de binaya su girmesin diye cüzümü okuduktan sonra akşam oradayım. Ben de sıkıldım. Risale okuyamamaktan vesaire. O harfiyat yapılıyor, bilmem ne yapılıyor, su alınıyor vesaire. Bir tek başınasın sen. Bizim bir sürü var. Bunlar neyi demek istiyorum? Okumasan ayakta duramaz. Risale okumasan ayakta duramaz. Şansın yok. Şimdi başka soru yoksa ben bugün doğru düşünce malzemeleri diye Risale okurken tefekkürme düşen cümle şeyleri nakledeceğim size. Madem buraya girdik. Hasan abi, mahkemeden psikoloji dersi yapacaktınız. İşte oradan topladığım bir kısmını yapacağım. Evet, tamam. Oradan yapacağım zaten. Psikoloji dersi, yani doğru düşünce malzemeleri. İlk önce oradan değil, başka bir yerden hemen girmek istiyorum. Ama benim 15 dakikamı aldınız. Bu işle alakalı sorusu olan var mı? Keşke bu konuda bunu da söylese, şu soruma da cevap verse derseniz bu konuyla alakalı cevap vereyim. 371. Bismillah. Ama böyle şeyleri kurcalamamak daha iyi değil mi? Evet. Hiç kurcalamayacaksın. Mesela Allah razı olsun iyi dedin. Ya acaba bende bir şey var mı baktırsam? Allah aşkına sakın ha. Yaban arılarının yuvasına çomak sokuyorsun. Sakın ha. Yoksa da olur. Tabii mesela ben Rize'ye gittiğim zaman benim hafızsa hafız beni bir oku demiyorum. Diyor ki niye çomak sokuyorsun kendine? Dokunma. Tahrik etme. Ya tahrik etme kardeşim. Depremler böyle olur. Titreşim yok. Meşgul olma kardeşim bu işlerle. Sakın meşgul olma. Mesela kusura bakmayın boğazım. Fal baktıran, bakan, baktıran, açan, açtıranın hadis-i şerife göre ne olur? İmanı gider. La yâlemu gaybe illallah. Gaybtan ancak Allah şey yapar. Gaybi Allah bilir. Sen neyi haber veriyorsun? Ancak Allah'ın bildirdiği kişiler bilir. Allah'ın bildirdiği kişiler kim? Peygamberler, asrın imamları. Ve o asrın imamlarının eserlerini okuyan, bak burada böyle yazıyor diyor. 1545'e kadar şöyle olacak diyor. İşte şu Kastamonu 18. sayfada. Ancak biz naklederiz. Nakile, elçiye zeval yoktur. Sakın ha bu işlerle, ya dua olur beni okusa, hayır. Sakın ha hiç meşgul olma, okutturma, çomak sokma. Bak bu işin öteki tarafı da biliyorum. Biyoloji, psikolojiyi de biliyorum. Biliyorum derken enaniyet için demiyorum. İtimat edin. Doktora gittiğiniz zaman, siz daha iyi bilirsiniz hastam. Herhalde ihtimal veriyorum ki, tahmin ediyorum ki hastalığın şudur. Bu ihtimal hastalığınıza muhtemel bu ilaç da iyi gelir. Böyle doktora teslim olur musun? Ha, ben de teslim olasın diye. Bak o tarafı da biliyorum, bu tarafı da biliyorum. Yapma. Benim için gayb değil onlar. Dokunma. Okutturma. Ya bir baksa bana. Yapma. Hiç şansın yok. Tamam. Evet. Abi bir şey sorabilir miyim? Sor abim. Az önce anlattınız ya, yani ona musallat olan cin konuştu ya onun yerine. Hı hı.
Bunu erva habiseler de yapabiliyor mu? Konuşuyor mu? Erva habisenin özelliği şu. Cinlerle erva habise farklı şey yapayım. Cin ayrıdır. Yani ama bizim Müslümanlar, Müslüman derken hocalar, Risale'ni okumayanlar kısacası. Melek bilir, şeytan bilir, cin bilir, insan bilir. Üstad ruhaniyat diyor bunların dışında. İns, cin, melek, ruhaniyat. 246 sözler, mevadi şerireler var. Erva habise. Yani kısacası mekandan, seyrettiğiniz filmden, dinlediğiniz müziklerden, onu söyleyen, ifade eden zatın ruhaniyatı size yapar. Etkilenmez. Etkilenmez de niye o zaman müziği dinliyorsun? Madem etkilenmez, adam şarkı söylerken jileti böyle yapıyor, kesiyor. Şarkı söyleyen, seyirciler de hep kes doğuruyor kendisini. Madem etkilenmeyecek, ne etkilenmeyecek? Hiçbir şey anlamıyor. O jilet yapıyor, bu da yapıyor. Yani o kadar hipnoz oluyor ki, tik olanlar var ya, böyle yap. Ötekisi o tik olan da böyle yapar. Pantolonu çıkarır sokakta, o da çıkarır. Kırıkan'da var mı? Etkilenir. Etkilenir. Ne diyordum bir şey, ne için söyledim bunu? Ha erva habise. Bir, seyrettiğimizden erva haliye, mevad haliye. Yani iyiler. Mesela koku. Kokulardan erva haliye olur. Nereden söylüyorum? 29. sözden. Biz ancak naklederiz. Nardan, nurdan, zulmetten, manadan, kelamdan, sesten, rahiyadan, zulmetten. Bunlar ruhani yaratılır. Karanlıktan erva habise. Gece çöktüğü zaman gecenin şerinden diyor. Felek de değil mi? Ya. Erva habise bunlardan olur. Cin müstakildir. Ve mahalaklı cinne vel insayla liyabudun. Cin suresi de var. Kafiri Müslümanı vardır cinin. Ama şeytanın Müslümanı yoktur. Başka bir şeydir bu. O zaman nasıl anlarız erva habise ile cin olduğunu? İnsanın fıtratını bozan diyor Üstad 246 sözlerde. İnsanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden erva habise. Erva habise vücud haricisi var mı üstadım? Evet diyor. Erva habisenin mümessilleri ve sekeneleri olan mevad-i şerire. Üstadım nasıl tedavi edeceğiz bunu? Sözler 258. Tılsımat-ı Kur'aniye ile diyor. Soruyor. Üstadım tılsımat-ı Kur'aniye nedir? Latif nükteler 31, 32, 33, 35'e kadar. Orada huruf-u mukatta ile diyor. Peki sihir ve büyüler var, göz var. Ne ile? Asay Musa ile diyor. Ve hep naklediyor. Ve kral gibi de oturuyor. Bu budur, bu da budur. Gece böyle oluyorsa, gündüz niye olmuyor? Biyolojik olsa, elim kırıldı ve kesildi. Gece dağırır, gündüz dağırır. Öyle bir sıkıntım var ki gece oluyor, gündüz olmuyor. Ha, gece demek ki sıkıntılı. Bak, farklı. Onun için erva habise, bunu bilen de yok ha. Külliyatı tahkik okuyanlar olur. Erva habise, İnsanın fıtratını bozar, yanlış yollara sevk eder. 246 söz der. Nereden etkilen? Girdiğiniz mekandan mehane, gittiğiniz mekandan dershane, gittiğiniz mekandan birahane, cami, medrese, külliye. İnsana yükleme yapar bak. Bu mekanlardan başka zaman, zemin, tam libas, giydiğin elbiselerden, taktığın şeylerden, cehennem eğillerine bilezik, demir bilezikler olacak diyor. Öyle şeyler takmayacaksın. Küpe müpe takmayacaksın. Çamaşırların, iç çamaşırların tam kirlenmeden hemen değiştireceksin. Tarihçi de geçiyor. Ustad için diyor ki, çamaşırları kirlenmeden hemen değiştirir diyor. İsraf-ı kelam olmaz Risale'de. Niye demiş bunu? Niye, bana ne senin elbisenden ya? Değil işte. Elbise kirlenmeden Amerikan patiska bezindendir diyor. Mütevazidir diyor. Ondan sonra elbisesi diyor kirlenmeden değiştirirdi diyor. Ha? O kadar önemli ki bir şey anlatmak için anlatacağım. Bugün Arnavutköy'deydim, dershane inşaattaydım. 20 dakika akşamı geç kıldım. Yeter ki dershane yetişeyim, çamaşırımı değiştireyim diye iş çamaşırı. 20 dakika geç kıldım.
Yolda camide kılardım. Ama şüphelendim inşaatta. Geldim 20 dakika geç kılayım akşam ama temiz çamaşırla kılayım diye. Demek ki mekandan dedim, elbiseden dedim, seyrettiğiniz, dinlediğiniz şeylerden iyi veya kötü. Mesela şu anda herkes kendisini iyi hisseder. İyi ortamdayız, iyi insanlarla beraberiz. İyi insanlarla beraberiz şu anda. Beraberiz, bak bu kadar kişilerle beraberiz. Elhamdülillah. Bu ortamı, internet ortamını gavurlar mı kullanacak ya? 28. Ramazan söylüyor. Her yerde hakaik imanı neşir ve tebliğ etmek var. Ha işte bize internette enaniyetle itham edenlere bakıyorum. Şimdi benden fazla yapıyorlar. Ben haftada bilgi dersi yaparken onlar günde 3 tane yapıyorlar. Ve bir tanesi de hakkını helal etti. En çok sert vuranlardan benim diyor. Ama ben dedi günde 2 tane ders yapıyorum şimdi. Seni enaniyetle itham ediyordum. Et dedim. Kardeşim helali bu olsun ya. Et ya. Ne olacak ya? Her şey de ya. Ne olacak ki? Zaten herkes diyor. Sen de de. Dezen ne olacak? Bayram, bugün inşaattaydım. Kahve içemedim ha. Bir tane de hakkım var. Bana bir tane de yapacaksın. Dur sonra. Risale'nin dersi olmadığı için biraz serbest takılıyor. Şimdi erva habise nereden olur? Erva habise değil. Erva aliye. Mekandan. Zemin. Zaman. Yani hangi gece mi, gündüz mü, zaman, zemin, hangi zemin? Tam yediğin gıda, libas. Onun için mesela domuz etinin müekkelleri melaike değildir. Yılanın müekkeli, yılanın yönü melaike değildir. Bak şimdi ölçü şu, insanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden erva habise. İnsanın fıtratını bozan zehir, korona, dabetular, insanın zehirlerin her çeşidi, yılan, akrep, bunların müekkelleri melaike değil. Erva habise diyor. Nerede söylüyor? 246 sözler. Tılsımatik şey var. Mesela ustad diyor ki 2.3 onu sözler. Sözlerde söylüyor. Sözlerimi getirebilir misin Barış? Orada bir nokta nokta yani şey nedir diyor. Gelsin de. Bir şey anlatıyor. Dilime gelmedi. Bu erva habisiyle alakalı tısmat nasıl oluyor diye. İnşallah bu faydalı olur bu ders. Bu akşam gerçi epey gitti zamanımız ama olsun. Demek ki zaman, zemin, tam libas, zaman, zemin, tam libasla iyi ve kötü yüklenirsin. Sen sana bırakılmamış. Nasıl ki ağır şeyler, mesela diyelim ki tuzlu yedin, ağır şey yedin. Ya kardeşim yatarken bu yenilir mi? Ustad Hazretleri her gün niye bir saat yürüyordu? İnsanın fıtratını bozan, yanlış olarak eden şey var, enerji. Bir sürü şey var. Bağırsaktan çıkan enerji var, kalpten şuna. Bu enerji atıyor. Yürüyeceksin kardeş. 5 kata kadar asansör kullanmayacaksın sorunun yoksa. Şuradan şurayadır camiye. Bugün siz yoktunuz. Arnavutköy'de araba kullanmadım ben. Binadan camiye giderken. Şimdi ben size o nerede 246'dan atıfım. Dur orayı göstereyim çok hoşunuza gidecek. 246 evet eskide yazdığımız yazıları şimdi ufalmış. Gözümle alakası yok da yazılar ufalmış. Her sene ampul değiştiriyorlar, ufaltıyorlar. Her sene merdiveni de dik yapıyorlar. Hasan'ın yazdığı yazılarda her sene ufalıyor. Nasıl ufalıyorsa ufalıyor kardeşim. Şimdi 258'e bakayım. Nerede olduğunu göstereceğim. Niye atıf yapmadık? Çok iyi bildiğimiz için mi? Tamam. Eğer biraz sabrederseniz orayı bulayım ben. Çok hoşunuza gidecek. Evet. Bu değil. Kurban olayım ya. Sen olmasan Risale-i Nur. Ne yapardım ya? Allah'ım. Bizi bundan ayırma.
Onu da bizden ayırma. Allah'lığın hatırına ya Rabbi, dünya ve ahiret Allah'ım. Olmazsa ben ne özelliğim var ya? Çarp işte atasana. Ama görünce oh be. Ya. Abi şerlerin men ve umuruna yo, yo. Istihdam. Yok yok buldum. 727. Memnu heykel suretler men edilmiş. Heykel suretler var ya, heykeller, resimler. Nedir? Niye men edilmiş resimler? Resim resim zannediliyor. Ne olacak ya evde asan? Heykel olsa ne olacak? Onun içerisinde mesken, orada barınak yapan kimlermiş? Ya zulmü mutahacir, ya mütecessit riya veya müncemi tevez. Resim ve heykeller ne yaparlar? Ya riya, artist film çektirecek, resim çektirecek. Ya bu nedir? Mütecessit riya, yalan. Riya demek yalan yani. Böyle misin? Yalandan gülüyorsun ya. Sanki bunlardan anlaşılmıyor. İçin kanı alıyorlar. Nedir o? Mütecessit riya. Cisimleşmiş riya. Fiili yalancılık. Cisimleşmiş yalan. Böyle misin ya? Veya niye resim heykel var? Bir, üç tanedir. Ya fiili yalancılık. Resim heykeli. İki, zulmünü tacir. O memleketin zalim donmuş, onun simgesi zulmü mutacir, cisimleşmiş zulmün ifadesi, sembolü, firavunlar gibi. 2 3 müncemi tevestir, donmuş heves. Beni vallahi riyada değil, şey değil ama heves ettim işte, arzu ettim. Peki bu bitti. Heykellerde, resimlerde ne var? Ya tılsımdır dördüncüsü. Tılsım nedir üstadım? Tılsım. Edebiyat öğretmenleri var. Öğretmenlerde var şu anda. Biraz önce soran kardeş öğretmendi. Ya tılsımdır. İki nokta üst üste ne için konulur? İzahtır bundan sonra. Tılsımın izahıdır. Değil mi? Ya tılsımdır diyor dördüncüsü. Resimlerle heykel. Ne tılsım? Celbeder o habis erbahları. Habis erbahlar orada. Abi resim şey yapmayacak. Çek. Ablum da kapat. Tarihçi hayattaki gibi. Kapat. Asma. Ne yaparmış? Celbeder o habis erbahları, erbahları. Niye böyle konuşuyorum? Bu da Üliminat var, subliminal var. Farklı farklı. Bu kafanızda ve beyninizde kalır. Merak eden varsa sayfaları söylüyorum. Habis Ervalar. Sözler 246, Sözler 300, 339 Sözler, Sözler 711. Ya nerede bilecektik he? Siz söyler misiniz? Risale demesin, nereden bileceksin bunu? Celbeder habis ervalı. Risale'de yazıldığı halde Risale'nin talebesi bilmiyor. Ervah habisi. Ondan sonra ne diyorlar biliyor musun bu konuş? Bu derslerim, şu dersten. Cinci Hasan. Üfürükçü Hasan. Senin başına düşsün bu Risale kapana da adam olalım. Cinciymiş. Efendim üfürükçüymüş. Ne alakası var lan? İlim ya. Ustad görüşmek istersen bile görüşebilirsin diyor. Görüşmek istersen şu cin suresindeki ayeti söylüyor. 29 sözde geçiyor. 711'de ne geçiyor? Ya kardeşim biz Risale-i Nur'u ne zaman okuyacağız adam gibi yahu? Onun için demiş ya, hayat içinde hayattır, hüsnü zanda emeli, suyu zanda yeistir, saadet muharibi, hem de hayatın katili. Hayatın katili neymiş? Suyu zan. Hayat içinde hayattır, hüsnü zanda emeli. Hayatın hayatıymış. Ne? Hüsnü zanla emel. Şimdi emelin tersi. Suizanla yeistir. Suizan.
Yeis, ümitsizlik. Saadet muharribi, saadeti tahrip eden savaşçı, hem de hayatın katili, suizanla yeis, hayatın katili. Ya yırmı seni, kurban olurum sana. Deli diyorlar, desinler. Senin için bana deli diyorlar. Senden dolayı aklım gitmişse gene kurban. Riyakarlık yapmıyorum. Çünkü hiç ihtiyacım yok. Şuraya bak ya. Şunları görüyor musunuz ya? Ya tek tek bak. Her bir renk bir hükümdür. El hakku yalu bizatem akibet murattır. Ey arkadaş, bir zaman bir sahil dedim. Madem el hakku yalu haktır, neden kafir müslüme kuvvet hakka galiptir? Yedin kafayı, durumun hepten iyi değil. Ne yapayım kardeşim? Tutunacak başka bir şeyim yok ya. Bugün havamız çok iyi, çok şükür. Bu da pozitif ha. Olmasa bile çok iyiyim ya, elhamdülillah, çok iyiyim. Bak mucize. 15-20 sene önce demiştim. Şimdi Kur'an'daki bir ahlaktan başlayayım. Sonra muhakkemattan psikolojiyi birkaç tane okuyacağım size. Yok. O zaman ben başlayayım. Abim, bu Sure-i Rahman'la nasıl bir alakadarlık vardır bu cinlerin? Oo. Er-Rahman allemel Kur'an halakal insane allemehul beyan el-şemsu vel-kameru bi-husban vel-necmu ve-şeceru yescudan وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. Adam da aktif. Yok olmamış ki bizde. İblis herkeste var, şeytan, nefis. Tuhaf. Peki. Er-Rahman dört tane nizamdan bahsediyor. Ve cinlerin yapısından bahsediyor. Bir de cinlerden peygamberlik gelmediğini şualarda geçiyor. Hatem-ül Enbiya'dan sonra gelmemiştir cümlesiyle. Cinlerden de peygamber gelmiştir. Anlaşıyor. Mefhumun muhalifiyle. Sağ olasın. Hasan abi. Efendim abi. Abi, soru niyeti değil de genelde kısa bir şey söylemek istiyorum. Risale-i Nur'da, hele hele miras meselesinde devamlı geçen ins ve cinlere, cin ve inse diyor, cin ve inse getirilen diyor. Birçok yerde cin ve ins geçiyor. Yani bu cinlerden neden bu kadar korku salınmış? Yani cinler de bizden önce yaratılmış, tamam. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz cinlere ve insanlara getirdiği müjdeyle diyor. Birçok yerde geçiyor bu. Niye bu kadar böyle çekiniyor? Veyahut da hatta nurcular dahi
o ismin anılmasından korkuyor. Halbuki cinler de bizim gibi bu peygambere muhtaç imiş. O kadar. O kadar. Ustad Ceylan abi diyor ki, sen bir sif siz misiniz benim taliben? Bilmiyor musunuz? Bir Müslümanın arkasına namaz kıldığı zaman kadın kılıyorsa kadınlar, kadın cinler, Müslüman erkek kılıyorsa arkasına Müslüman cinler kılıyor. Onların camileri burası. Yani onlar da وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَابُدُونَ aynı bizim gibi ibadete tabi. Onların hayatları çok basit, çok sade. Bizim gibi inkişaf etmemiş ama imtihana tabi. Müslümanı var, kafiri var, Alevisi var, Nurcusu var, tarikatçısı var, Süleymancısı var, erkeği var, Yozgatlısı var, Rizetlisi var. Nerede doğmuşsa cin oralı. Ya acayip bir şey ya. Allah boş mu bırakmış ya? O acayip bir şey ya. Yok, üç harfli. Ne ya? Ne korkuyorsun ya? Yani şeyde diyor, 29. sözde geçiyor şeyde usta. Ve Allah'ın Kur'an'ında cin suresi var ya. Koca surede diyor ki قُلُ هِيَ اِلَيَّا اَنَّهُ اسْتَمَا نَفَرُ مِنَ الْجِنِّ Surlu sureye gir, onları gör, dinle. Ne diyorlar? Onlardan ibret al, bak ne diyorlar? Diyor. قُلُ هِيَ اِلَيَّا اَنَّهُ نَفَرُ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا اِنَا سَمِنَا قُرْآنَا اَجَبَا وَيْهِدِي وَرُشْدِي فَنَّبِهِ Acayip yani böyle ne bileyim ya bir kere korkmuş. Peki onların gücü var mıdır insan üzerine? Onların gücü senin korkmandır. Güçleri o. Anladın mı? Onlar da... Abi ben de tam onu soracağım. Pardon kusura bakmayın abi. Evet. Ben de tam onu soracaktım. Cinler ne yapıyor insanlara? Hani Yerba'ya bize fütratı bozuyor, kötü şeyleri yok. Ha bak şimdi Müslüman'ı... Cinleri ben kaçırdım ben seni. Müslümanı aynı senin gibi şu anda dersteler. Allah'a yemin ederim şu anda Müslüman. Sizin etrafında Müslüman cin kardeşlerimiz var. Müslüman bizim nurcudur. Nerede doğmuşsa onlar oralıdır. Tepeciktir, Almandır, İngilizdir. Müslümandır. Senin etrafında. Kafir ise gelemez. Senin etrafına gelemez. Kur'an okurken gelemez. Allah Resulü mektubatta da geçiyor ya. Mektubatta geçiyor. Dedi ki ey ashabım o kim? Demek ki o zaman da korkmuşlar. Kim benimle gelecek diyor. Şehit gideceğiz diyor. O bir vadide ne cin tayfesi var. O kavmi kabile. Ben oraya tebliğe gidiyorum dedi. Bir sahabe en son ben gelirim. Ondan sonra dedi ki bak buradan ayrılma. Etrafını çubukla çizdi. Mektubatta geçmiyor mu? Geçiyor. Gitti. Badıl abi de tafsilatını yazıyor. Ben görüyordum diyor sahabe. Tafsilatım Adil abi dedi. Ben görüyordum diyor. Geliyorlardı düşüyorlardı. Allah Resulü'nün bu daireden çıkma dedi. Onun etrafında geliyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tebliğe gittiği zaman inkar edenler, düşman olanlar ona bir şey yapamadı. Onun adamına yapmak için geliyor ama Allah Resulü çevirmiş. Çevirmiş. Ondan sonra geliyorlar, düşüyorlar. Onun için Gelani der ki, yatarken... Peygamberimiz yatarken şöyle Süleymancı kardeşlerin parmakları yaptığı gibi yapmış. Yatarken böyle etmiş. Diğer zamanlarda omuz seviyesinde, omuz hizasında. İstemediğini de el çevirmiş. Yeni ansiklopedide Rüştü abi koymuş duvarı şekli. Yatarken böyle Gelani diyor. Ondan sonra o günü temizlenin diyor. Yani estağfurullah çekin, salavat çekin. Estağfurullah çektin, salavat çek. Sonra felek ve nas'ı oku. Sonra tekrar salavat getir. İki salavat ortasını felek nas. Dudakla değil. Değil de. Üç defa. Ondan sonra eğer böyle parmağı yaparsanız. Şöyle. Kur'an her sabah okuduğunuz zaman da yapın. Okudun, Fatiha çektin. Üç defa. Sonra yatarken. Çık ayağından. Tabii ki şey ürkütücü bir şey görmeyeceksin. Ben görmüyorum ya. Çok şükür. Yapamadınız. Hem de zaten yapamadınız. Ne oluyor? Eğer bir de zaten istiğfar etmek o günün günahları siliniyor. Gece 12'ye kadar günahlar yazılmaz.
belki tövbe eder diye. Sevaptan belki vazgeçer diye sevaplar hemen yazılıyor. Günahlar yazılmaz. Tövbe eder diye. 12'den sonra tak diye yazılıyor. Bu niçin söyledim? Hem istiğfar et, hem tövbe et, hem de felek nasıl oku? Onların gücü kafirlerin, Müslümanı dokunmaz, tam tersine yardımcı olur. Sen Müslümana ben şimdi yardım etmeye çalıştığım gibi kardeşlerime, onlar da öyle. Müslüman Müslümanı korur. Eğer o Müslüman cinler olmasaydı, bize ötekiler de şey verirdi, zarar. Onlar iki şekilde girer. Korku, bir de haram. İşlediğimiz haramlardan giriyor. Yol açılıyor. Mesela Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, banyoda işemeyin diyor. İşeme kardeşim. Haram bir film seyrediyorsun. Koridoru açtın. Haramla koridor açılıyor. Ama her zaman girer mi? Girmez. Ama hemen akabinde zaten peygamberimiz demiş ki her yanlışınızdan, haramdan sonra hayırlı bir şey yapın. Defolur. Onların gücü senin korkman. Oradan besleniyor. Tamam. Onu öyle anlatıyor. Şimdi Kur'an ahlakından 5-10 dakika bir şey okuyayım. Ondan sonra muhakemat psikolojisi kaldı demektir. Delil kabul etmeyen ısrarcı cahillerden olma ve yüz çevir. Ayet meali icmalisi. Va'ariz anil cahilin. Kur'an ahlakından yaklaşık 10-15 tane madde okuyacağım size. Bir daha delil kabul etmeyen, tam bir soru sordu, tam cevap veriyorsun ama Allah Allah, cevap tam bitmeden hemen kuş gibi daldan dala atlıyor. Tam cevap veriyorsun, gene ama. Onlardan, Kur'an diyor ki bunlardan, bu cahillerden yüz çevir. Uzak dur. Başka, iyi ve doğru olanları emret. Mealleri yazdım. Keşke ayet numaralarında yazsaydım ya. Başka, o takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için infak ederler. Yani takva sahipleri olduğundan vermiyor. Çok acayip sahibi. Yoku veriyor. Nasıl veriyor? Ne bileyim. Yoku veriyor. Bugün başıma gelen bir şeyi anlatayım. Bununla alakalı. Belki de canlı yayında vardır. Yasin var. Bizim bina müteahhiti. Ona oturuyoruz. Peynir ekmek yiyoruz yemeği. Mehmet dedi ki, bizim Mehmet geldi. Abi dedi ya, bu nasıl bir ruhtur dedi. Ne oldu Mehmet? Hazreti Osman namaz kılarken develerin boğazında var ya çıngak, tank tank tank. Şey, bu köye deve çıngakları gelince namazına huzurunu kaçırmış. Olan acaba benim develer mi değil mi? Benim deve olabilir mi? Demiş. Yasin'le ben dinliyoruz. Dedim. Gitti dedi, benim namazımı huzuruna bozdu diye. Gene bozar diye kalbimi bağladım zannıyla. Bütün o develerin tasadduk etmiş. Deve demek araba demek ha şimdi. Hem yük taşır hem seni taşır. Tank yani. Çöl tankı der Avrupalılar. Develeri tasadduk etmiş. Namaz huzurun. Hemen ben bir şey demeden Yasin fırladı, dedi ki abi bu nasıl bir ruh ya dedi. Nasıl verebiliyor dedi ya. Vallahi sen de ben de anlasan Hazreti Osman olurduk. Nasıl bir ruh? Vallahi ihata edemiyorum ki bu ruh nasıl bir kamil bir ruh. Ne dedi ayette? O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için infak ederler. Allah Resulü için gene söylüyor. Namazı kıldırdı diyor aleyhissalatü vesselam. Son sünneti kılmadan çekip gitti mescitten. Heyecanla kalktı. Ne oldu diye takip ettik dedi. Gittik Allah Resulü'nün kapısına. Hazreti Ebu Bekir naklediyor galiba. Meğer peygamberlerin farzmış yani. Elinde olan bir şey bir gün tutamazlar. Hemen ehline ulaştırırlar. Namazda diyor, o diyor bir altın mı? Ne? Altın hatırıma geldi dedi.
hatırıma geldi diye hemen bir tane varmış gitti onu da hemen vermiş. Biz korkmayın o abi biz öyle ya bizden bir şey olmaz. Ve 10 defa bunu da harika dersini anlatsa gene bizi almaz. Yani almaz zor. Yani bugün ne söyledim? Bu denk geldi. Yasin diyor ki abi nasıl bir ruh bilmiyorum ki. Yoku vermiş. Abi yok ne demek bilmiyorum. Başka. Öfkelerini yutarlar ve insanları hak edenleri affederler. Allah da ihsan sahiplerini de severler. Başka bir ayet, meali. Ayet denmez, meali. Şahsına yapılan kusurları affet ama İslam'a yapılan kusurları affetme. Başka? Af yolunu tercih et ve cömertçe ol. Allah cömertleri sever. Başka? Dostluğun gereğini yap. Dostlarına mürüvvetkârâne, düşmanlarına da İslam düşmanlarına yani şiddet ol. Hayatın diyor mutluluğu istersen diyor düşmanlarına sulhkârâne, dostlarına da afkârâne mi davran diyor Risale'de, Uvvet Risalesi'nde. Gayri İslami toplumları taklit etme, benzemeye çalışma. Layıkına muhabbet, layıkına muhabbet, müstahakkına nefreti. Tebet suresindeymiş. Layıkına muhabbet, müstahakkına da nefret et yani. Sakın ha, Allah düşmanlarını methetme ve dostlarına da düşman olma. Ehli bidaya düşman ol. Bunlar bizim çıkarımlarımız. Başka? Aklınızı başkalarına kireye verme. Ben çıkarttım ayeti. Aklını başkasına kireye verme. Şimdi muhakemattan biraz okuyayım. Çünkü 11'e, 10'a 6 dakika var. Biz 10'da bitiririz. 6 dakikada bir şey okuyayım. Hemen İmam-ı Şafii'den bir cümleyle başlıyorum. İmam-ı Şafii. Tanıdığın her insanda, kendin de dahil, tanıdığın her insanda tanımadığın bir insan gizlidir. Unutma. İmam-ı Şafii radıyallahu anh. Tanıdığın adam var ya da, Allah Allah ya ben bunu tanımıyordum. Tabii herhalde tanıdığın kişide tanımadığın bir taraf da var. Çünkü paraleldir insan. Başka? Devamlı değişik, devamlı değişik böyle karakter değişikliği, benler yaşamamak gerekir. İkide bir karakter değişikliğini yapma. Hadiseler ve olaylar sana sıkıntı vermek için değil, hadiseler, olaylar, olumsuz şeyler de dahil, hastalıklar da dahil, sana sıkıntı vermek için değil, tahayyül ve tasavvurunu zengin etmek içindir. Başka, kim olduğunu bilmeden yaşamak kadar zor bir şey yoktur gördüm. Ben kimim? Bunu bilmeden yaşamak kadar zor bir iş yoktur. Kim olduğunu bilmiyorsan nerede, niçin olduğunu ve ne yapman gerektiğini de bilemeyeceksin. Kendini bilmenin ötesinde kendini keşfet. Kendini bildin. Daha ilerisi nedir? Kendini keşfet. Kim? Ben. Kendini bildikten sonra keşfe çık. Keşfet. Uyanınca rüyadaki gerçeklikler değişmiş ve de şaşırmayız. Aa rüyadan çıktık. Allah hayretsin ya bu akşam bir rüya görmüştüm. Şaşırmayız. Ya niye? Orası öyleydi. Burası böyle. Aa acayip burası nereden geldim ben falan diyor muyuz? Şaşırmıyoruz. Niye? O rüya
bu şakiki. Şaşırmayız. Vay be deriz. Ha, başka buna bu ölüm anında da böyle olacağız. Vay be. Ölüm anında da dünyanın gölge olduğunu, hakiki olduğunu, ölüm anında da böyle olacağız. Uyanınca Allah hayretsin ya bu akşam ya. Allah Allah. Rüyaymış ya. Şaşırıyor musun? Yok. Ha. Ölüm anı da böyle olacak. Allah Allah. Subhanallah ya. Dünyada çok korktuğumuz şey bu muymuş ya? Acayip bir şey. Ölüm anında da böyle olacak. Allah Resulü'nün hadisi var. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar sırrı. Başka, sahte benlikler ucuzdur. İkide bir girme bu, role girme. Sahte benlikler var ya, böyle girme. Keşfetmek, kendini demek. Kendini keşfetmek ne demek? Seni içeriye, aslına yol açılacak. Senin içsel alemine yol açılacak. Ve seni içeriye davet edecekler. Kim? Kendin. Kendini keşfetme yolu seni içeriye davet edecekler. Davet edilen sensin, davet eden de sensin. İsteyen sensin, istenilen sensin. Soru soran sensin, cevap da sensin. Arzu eden benim, arzulanan da benim. Aç olan benim, cevap da benim. Bir daha, kendini keşfetmek demek, seni içeriye aslına yol açılacak ve seni içeriye davet edecekler. Ucuz zevklerden ve lezzetlerden uzak dur. Ucuz ucuz. Ucuz zevklerden, lezzetlerden uzak dur. Ya basit böyle. Zevklerin tuzak olmaması lazım. İnsanlara kızman, onu niye kızarız biz? İnsanlara kızmamızın sebebi, onun sözünün ve fiilinin fail zannetmekten geliyor. Yani adamlara kızıyoruz. Davranışından kızıyoruz veya söz, ya söylediği şeyden. Niye kızıyoruz? Sebebi fail zannediyoruz da ondan. O işin sahibi o. Bazen şeytandır. Efendim abi? Yok abi. Bazen şeytandır. Nefsidir. Yani adamlara fail zannediyoruz da sözünde, fiilinde, onun için kızıyoruz. Fail değil, fiilinde. Dışarıdan, insanlardan giydirilen ucuz elbiselere ihtimam gösterme. İltifatlara, oyunlara gelme. İnsanların dışarıdan sana ucuz ve çabuk giydirilen elbiseleri giyme. Ucuz öfke oltasına da gelme. Öfkenin kaliteli olmasına bak. Öfke değsin yani. Kaliteli öfken olsun. Yok makas yaptı araba. Yok bana böyle dedi. Yok şöyle yaptı. Yok paramı aldı. Ya bravo. Basit. Ucuz oltalara gelme. Kaliteli adamın öfkesi de kaliteli olur. Düşmanı da kaliteli olur. Dostu da kaliteli olur. Dışarıda olduğuna delil. Acaba içeride miyiz, dışarıda mıyız? Delil nedir? İnsanlardan çabuk ve ucuza etkilenmendir. İnsanlardan çabuk ve ucuz etkileniyorsan dışarıki hayatı yaşıyorsun. Bedensel hayat. Beşeriyeti yaşıyorsun. Eğer limandaysan, okyanusun fırtınası sana pek değmediği gibi, içeride yaşıyorsan insanların takdiri ve tenkidi fazla almaz seni. Dışarıda yaşayanın referansları çok olur. Yani dışarıda yaşayan, o bu iltifat etti, o bilmem ne yaptı, o verdi, o vermedi. Dışarıda yaşayanların referansları çok olur. Ama içsel alemdekilerin referansları pek yoktur, çok azdır. Başka? Kendini merak etmeyi, aramayı sakın bırakma, usanma. Kendini merak etmeyi, kendini aramayı sakın bırakma ve usanma. Dostlarını da ucuza ve çabuk terk etme.
Herkes kendine lazım olduğu kadar farkında. Fazlalık veya noksanlık bizim kıyaslardan ortaya çıkıyor. Ya onun arabası yok, onun şeyi yok, onun şeyi yok, o yok, o çok fazla, o az. Niye böyle diyoruz? Herkes kendisine lazım olduğu kadar verilmiş. O kadar da farkında. Fazlalık veya noksanlık bizim kıyaslardan ortaya çıkıyor. O öyle olacaktı. Bir gözü kör, tobal olacak. O fakir. Fakirlikle İslam'ı yaşayabiliyor. Zenginlik olsa İslam'dan çıkar. Öyle zenginler var ki İslamiyet'te, İslamiyet'i zenginlikle yaşıyor. Fakir olsa dinden çıkar. Dokunma. Allah ne yapıyorsa kime en doğru yapıyor. Nasıl ki bebeğe sırf gıda ihtiyacı var, farkındalığı o kadar. Mesela bebeğin farkındalığı ne kadardır? Süt. Mama kadar farkındalığı var. Ona çünkü o kadar ihtiyacı var. O şimdi olaylar ne oldu ya, baksana bir haber atsanıza der mi bebek? Böyle bir ihtiyacı yok. Adem'den vücuda çıkarıldığımız için çok şanslı, nasipli, bahtiyar ve değerliyiz. Allah var hiçbir şey yok. Bak şimdi iyi dinleyin. Allah var hiçbir şey yok. Ezeli ve ebedi. Bilmiyoruz. Allah Allah'tır. Ama tercih etti ya beni. Çık dedi ya. Hani yalnızlık Allah'a mahsustur derler ya. Biraz bana uygun gelmiyor bu. Ben diyor bir muhatap yapmış bizi. Dost yapmış, halil yapmış Allah. Yalnız değil ki. Biz de muhatabız. Muhatap etti bizi. Dost yaptı bizi. Şimdi diyor ki Allah var iken hiçbir şey yok mu? He. Şimdi kıymetine bak, senin değerine bak. Ya beni tercih etti ya. Dostum ol dedi ya. Kalem olurdum. Kahve olurdum. Domuz yılan olurdum. O olurdum oğlum. Ya ben hiçlikte kalmadın diyor 24. mektupta. Hiçlikte kalmadın. Taş toprak olmadın. Bitki olmadın. Hayvan olmadın. İnsan oldun. İslamiyet nimetini tattın. Tahkiki, ilmi hikmet, ilmi Kur'an'ı, hikmet imani verildi. İlmi Kur'an'ı, hikmet imaniye verildi. Üstad diyor. Özel yani. Risale'nin talebelerine ilmi Kur'an'ı, hikmeti imani verilmiş. İlmi Kur'an, hikmet iman verilmiş. Özel. 24. sözde de söylüyor bu söylediğimi. Yani şöyle kıymetine bak ya, senin değerine bak. Muhatap ilahi olmuşum. Ezeli ve ebedi. Allah varken hiçbir şey yoktu. Dedik Hasan çık. Hasan ol. Bana benlik vermiş. Allah Allah. Beni muhatap almış. Benle konuşuyor. Kur'an okunca. Ben varım yani. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanım diyor. Şu değere bak ya. Bu tabii konuşmayla zevk edilmez. O ancak tefekkür edilir. Biraz hissedilmesi lazım. Yani bir daha. Adem'den vücuda çıkarıldığımız için çok şanslıyız. Nasipli, bahtiyar, değerliyiz. Düşünebiliyor musun? Seni Allah tercih etti. Bunun farkındalığının, şükrünün keyfine bak ya. Çek bir tane kahve yani. Bismillah. Oh. Allah beni çıkarttı, kahveyi içirtti. Dedi ki bana kahveni iç. Namazını kıl, keyfine bak. Allah ya. Allah ne kadar hoş bir şey ya. Kahveni içti. Ya bir yaratmasıydı kahve içemeyecektim. Ezeli ve ebedi kahve zevkini bilmeyecektim. Sizi bilmeyecektim buraları. Derinlik, mekan bilmeyecektim, zaman bilmeyecektim. Ben miyim? Sensin benim. Allah Allah. Ben böyle bir düşün öyle. İnsan olduk ya. Hiçlikte kalmadın diyor. 24. mektup. Hiçlikte kalmadın, taş toprak olmadın, bitki olmadın, hayvan olmadın, cin olmadın, melek olmadın. Beşer oldun, insan oldun, İslam'ı tattın, imanı tattın, ilmi Kur'an'ı, hikmet imani verildi. Ona daha ne verilecek ya? Başka ne verdi? Seni sana verdi. Seni sana verince kendisini sana verdi. Allah kendisini bize verdi. Nereden biliyoruz? İmanı vererek. Sen en değerli bir şeyini, en değerli şeyini hiç sevmediğin, nefret ettiğine verir misin? Allah'ın en çok sevdiği kimdir? Kendisidir. Allah'ın en çok sevdiği kendisini. Kendisini bize verdi. Nedir o? İman.
İman verdi, kendisini verdi. İman vermedi, hiçbir şey vermedi. İman vermediyse yaşamamış. Ne bileyim ya, böyle keyfine bak bak kardeşim. Hiç, yani ezeli ve ebedi zulümat-ı Adem'den vücuda çıktım, çık dedi. Bu ışıkları tat dedi, giy beyazı, bunlarla meşgul ol, kahveni iç. Bana muhatap ol, benimle, beni bahset. Mesleğini, mesleğini anlatma. Onu, onunla konuş böyle. Yatarken ya Rabbi, ya bugün yaptık işte ya, affet ya, işte yaptık işte. Ya Rabbi bunu ver ya. Ya Rabbi bunu ver. Ama bir vakıfın yaptığı gibi yapma. Ama yap ama yapma. Öyle duydum ben de abdest, ben de gece kalkmıştım. O duaya geçmişti, önce kılmış. Ya Rabbi dedi, duyuyor, duydum yani Zeytinburnu'da küçük yakın odalar. Ya Rabbi ne istediyse, ya Rabbi bunu istedim, vermedi. İstiyorum, vermiyorsun. Ben vallahi senin yarattığın annemde, annemdeki şefkattan isteseydim, senin yarattığın şefkattan isteseydim, vallahi annemin şefkati verirdi. O annemdeki şefkatin sahibisin. O şefkatin aslı hürmetin, onu bana vereceksin dedi. Ver dedi. Sonra ekledi, ya Rabbi vermemekle kalbimi mi kıracaksın? Sonra ben bunu dedim, takipçisi olacağım. Takipçisi olacağım. Sonra başka bir zaman başladı. Sordum o gidi, ben duydum dedim. Ne oldu dedim. Başladı ağlamaya. Keşke demeseydim. Yani hayli sev dememiş. İstedi verdi. Zorlayınca biraz şeyleri esasları sağlayınca Allah da verdi ama hayli değilmiş. Mesela bir tanesinin dediği gibi yazmış. Ya Rabbi hiç hayli değil. Hayli veya hayırsız. Allah'ım çok ille çocuk ver. Ondan sonra hep böyle dermiş. Etrafındakiler dermiş ki bak hayliyse de bizim acüze. Yani çocuğun acüzesi mi hayırsızı mı olur? İstiyorum. Sonra demiş ki bu, ya Rabbi, canını al Allah'ım. Ya, kalbi öyle demiş, ya Rabbi vermemekle kalbimi mi kıracaksın? Yapma yani, deme ya, böyle deme. Ama ulvi şeyler için de, ya Rabbi, sen de seni istiyor, kalbimi kırma. Kalbimi kırma. Senden seni istiyor. Hayır bu. Bir iki cümle kaldı ondan sonra kesiyorum. Cinler ve insanların dışında kendini kötü hisseden var mı acaba? Merak ediyorum. Cinler ve insanlardan başka kendisini kötü hisseden var mı? Mesela ben kötü hissediyorum. Meleklerde olmaz. Vehim ve vesveseyi Allah ve melekleri vermez. Unutmayın. Vehim ve vesveseyi cinler ve şeytanlar verir. Vesveseyi şeytan, vehmi, düşünce bozukluğunu cinler yapar, kafir cinler. Şimdi, insan ve cinlerden başka kendini kötü hisseden mahluk var mı? Hatırınıza geliyor mu? Bunlar da imtihan. İkisi de imtihan. Melekler kendisini kötü hissetmez. Sığırların moralı bozuk olan var mı? Aman olak, batsın bu dünyaya. Nereden geldik lan bu dünyaya? Canım sıkıldı. Otlamıyorum lan ben bu otu. Diyor mu? Ne biçim kuru çayla geldik ya diyor mu? Sahibi ölen deveyle köpekler kendilerini iyi hissetmiyorlar. He. O hissi münasebet var ya, hissi şey, kendisini kötü hissetmekten değil. O bize nasıl bir muhabbeti anlatıyor? Nasıl sahipliliği anlatıyor? Nasıl bir sadakatı anlatıyor? Sadakatın mümessilleri onlar. Moralları bozuk, vehim ve vesveseden gelen değil ki o. Yani vefadan, alakadan geliyor. Ben büyük zat demiş ya, ya Rabbi şu köpeğin bana yaptığı sadakatı ben sana yapsaydım dedi. Bir hafta içinde evliya olurdum dedi. Köpeği ona yaptı sadakat. Kendini kötü hissetmek doğasından harici değil, doğasında böyle bir şey yok. Cinlerin ve insanların dışında kendini kötü hisseden var mı acaba merak ediyor uzun vadeli. Mesela ekmek vermedin,
elem alıyor. Kötü hissetmek değil o. Mideni ağrısı. Sahibim yok. Muhabbet, sadakat. Kötü hissetmek değil o. Yani vehim ve vesveseden kaynaklanan kötü hissetme. Hayat anlamsız kılmak. Yaşamaktan pişman olmak. Öyle diyor ya usta. Dünyaya geldiğine pişman olma. Hayatı ortadan kaldıran, kendini anlamsız kılan. Kendinden daha değersiz şeyleri gay yaparsan hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Hayatımızdan daha değerli bir şey yoktur. Hayatından daha değerli şeyleri gay yaparsan hayat anlamını bulur, sıkıntılar basamak olur. İnsan kelimesi insan değildir. İnsan kelimesi insan değildir. Şehri gösteren tabela gibidir. Hasan. Neyim Hasan? Takke, tam şey. Etim mi? Hasan kimdir? Tabela gibi. Malatya 10 kilometre diyor. Malatya hoş geldiniz diyor tabela. Tabela mıdır Malatya? Değil. O bir tane. Ha. İsimler ve insan kelimeleri, yani isimler, vasıflar kendisi değildir. İnsan nedir peki? İnsan noktalı virgül. Çok izahlar var da, çok bunun şeyi var ama bu makamda ne yazmışız? İnsan, insan olduğuna inanan, bak insanı tarif ediyorum. Muhakemattan, daha birinci belagattan okuyordum. İnsan neymiş? İyi dinleyin. İnsan, insan olduğuna inanan, fark edip farkındalığına yatırım yapan, düşünme ve akletme ile fıtratındaki alamet ve işaretleriyle iz süren, dış ve iç olmak üzere iki alemi beraber yaşayan, her şey açık ve belli iken görüp işitmeyen, aynı zamanda nazarda olmayanları görüp işiten, mazi, hal ve istikbali anda yaşayabilen, vefa gibi duygulara anlam yükleyebilen, çok şiddetli ihtiyacı olduğu halde vazgeçebilen, hayalleri ve düşünceleriyle herkes kendi hususi alemini oluşturabilen, iman edip reddedebilen, bir çift sözü 20 sene bile unutamayan, 18 bin alemi cem etmiş hayat sahibi olan bir acı bir hırkattır insan. Daha muhakematın 32. sayfasındayım. İnsan tarif. Bir daha okuyayım. İnsan kimmiş? Dur bir kahve çekeyim. İnsan. İnsan olduğuna inanan, fark edip farkındalığına yatırım yapan, düşünme ve akletme ile fıtratındaki alamet ve işaretleriyle iz süren, dış ve iç olmak üzere iki alemi beraber yaşayan, her şey açık ve belli iken, mesela ezan, iman, ben adamın siması, namaz kılıyor sima, namaz kılmayan siması, dürüst olanların davranışı, her şey belli. İman, küfür belli. Bak, her şey açık ve belli iken görüp işitmeyen, sağır olup kör olmuşlar, belki divanı olmuşlar ki bu hakikati görmüyorlar, düşünmüyorlar, anlamıyorlar. Her şey açık ve belli iken görüp işitemeyen, aynı zamanda nazarda olmayanları görüp işiten, gözüm görmüyor, kulağım işitmiyor, ama içi açılmış, seni görmediğini görüyor. Senin işitmediğini işitiyor. Seni fark etmediğini fark ediyor. Bebeğe bakarsın, altı pis olup olmadığını anlamazsın. Annesi anlar. Nasıl anlıyor? Başka göz var. Veya rüyada göz kapalı, kulak kapalı. Görüyor, işitiyor, gidiyor, dolaşıyor, terden soğuluyor. Bu ayakla mı dolaştın? Bu gözle mi gördün? Bu kulakla mı işittin? Horlamanı duymazken. Hani ortada olanı göremeyen, ortada olmayanı da görebilen böyle bir mahluk.
belliyken görüp işitmeyen, aynı zamanda nazarda olmayanları görüp işiten, mazi, hal ve istikbali anda yaşayabilen, vefa gibi duygulara anlam yükleyebilen, çok şiddetli ihtiyacı olduğu halde vazgeçebilip kardeşini tercih edebilen, böyle bir köpek gördünüz mü? Ama var yani, annelik vasfı var. Çok şiddetli, emsal ama. Çok şiddetli ihtiyacı olduğu halde vazgeçebilen, kendisinden ve ihtiyacından, hayalleri ve düşünceleriyle herkes kendi hususi alemini oluşturabilen, fikirleriyle, hayalleriyle kendi herkesin içindeyken hususi kalabilen, karabalık içindeyken yalnız yaşabilen, yalnız iken, tek başındayken bir alemin içinde bulunabilen, iman edip reddedebilen, iman edebiliyor, reddedebiliyor, bir çift sözünü 20 sene unutmayan, 18 bin alemin zıtlar alemini camül ezdat ve cemül cem sahibi olan bir mahlukuz biz. Ya bir solcu mütefekkir şöyle demiş, solcu: İtalyan kanunları ile hukuku koyan, Alman ticaret hukukuyla ticaret kanunlarını koyan, İsviçre medeni kanunları ile aile hayatını yöneten, merhametsiz Yahudi sistemiyle alışveriş yapan, ben merkezli kapitalist Amerikan zihniyetiyle yöneten, İsviçre kanunları ile evlenen, İslam kanunları ile gömülen bir mahlukuz diyor. Çingene boçası gibi diyeceğim demedi. Ben biliyordum, niye demedim? Ha, batıl tasvir etmemek için. Yani demiş, bak insanı böyle tarif etmiş. İsviçre kanunları ile evlenen, İtalyan kanunları ile ticaret yapan, Alman hukukları ile hukukunu oluşturan, Yahudi kanunları ile alışveriş yapan, kapitalist, ben merkezli, zalim Amerikan siyasetiyle yöneten, öldüğü zaman İslam hukukuyla gömülen. Bir de buna bak. Suret değil mi hep? Yanlış değil, doğru söyledi o. Doğru söyledi ama suret. Eylemde. Ama burada insan nedir? İnsan olduğuna inanan, farkındalığıyla, farkındalığıyla farkındalığına yatırım yapan, düşünme ve akletme ile fıtratındaki alamet ve işaretleriyle iz süren, dış ve iç olmak üzere iki alemi beraber yaşayan, aynı anda her şey açık belliyken görüp işiten ve işitmeyen, aynı zamanda nazarda olmayanları görüp işitebilen, mazi, hal ve istikbali aynı anda anda yaşayan, vefa gibi duygulara anlam yükleyebilen, çok şiddetli ihtiyacı olduğu halde vazgeçebilen, kardeşini tercih edebilen, hayalleri ve düşünceleriyle herkes kendi hususi alemini oluşturabilen, inanıp reddedebilen, bir çift sözü 20 sene unutamayan, 18 bin zıtlar alemini camül ezdat ve cemül cem yapabilen bir mahlukuz. Geceniz mübarek olsun. Böyle insana hoş geldiniz. O sensin. Kendi alemine hoş geldin. Rabbim böyle bir kullardan eylesin. Tövbesi kabul olanlardan eylesin. Ya Rabbel Alemin, hangi kullarının tövbesini niçin, hangi esma-i vesile yapmışsa, hangi haletle o tövbe yaptı ki kabul ettin, o esmanın ve o haletin hürmetine tövbemizi kabul eyle ya Rabbi. Geçmişten bu yana, gerek bildiğimiz gerek bilmediğimiz, hayalen, fikren, eylemen, sözden, tavrına, her çeşit razı olmadığı ne ki varsa,
tövbesini kabul ettiğin o kullarının haleti hürmetine, vasıta ve vesile ve şefaatçi yaptığı esmanın hürmetine, 124 bin peygamberin hürmetine, 124 milyon evliyanın hürmetine, hat ve sava gelmeyen asyaların hürmetine, Allah'lığın hatırına, Müslümanları affeyle, nur talebelerini affeyle, bizi affeyle, mağfiret eyle ya Rabbel Alemin. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı, ihsanın, ikramın, lütfun ve kerimin olan hizmet imanı Kur'an'ı bizi ayırma ya Rabbel Alemin. Bizi birbirimizden ayırma Allah'ım. Kusurlarımıza bakıp bizi huzurundan tard etme ya Rabbi. Senden başka Allah yok ya Rabbi. Senden başka bir Rab yok ki ona gidilsin. Senden başka Rabbimiz yok ya Rabbel Alemin. Senden seni istiyoruz ya Rabbi. Rızanı istiyoruz. Bu haletleri, bu konuşmaları, bu duaları sen buyuruyorsun. Kabul etmeyeceğim duayı mümin kulumun diline, ağzına, kalbine vermem. Hadis-i şerif. Allah'ım bu hadis-i şerifleri bizi tahakkuk ettir ya Rabbi. Madem bize ettirdinse, ne istetiyorsan, istetmeseydin isteyemezdik. İstediğimizi ver ya Rabbel Alemin. Kalbimizi kırma ya Rabbi. Ey Musa'nın Rabbi, ey İbrahim'in Rabbi, ey enfus alemin sahibi olan İsa Aleyhisselam'ın Rabbi, ey ins ve cin, mazi ve müstakbel, 18 bin alemin arkasında olan Nur-u Muhammedi ve Şahsiyet-i Muhammediye ve Hakikat-i Muhammediye'nin hürmetine ya Rabbi, bizi kendine kul kabul eyle, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl ya Rabbel Alemin. Huzurunda da ahirette de rızanın rüyetini bize nasip eyle ya Rabbi. Ve ahir davahum en elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha temas salavat. Geceniz mübarek olsun sevgili arkadaşlar. Kapatabilirsin. Allah razı olsun abi. Amin.